Merhaba tekrar herkese. Ben Vahap Sönmez. Bugün sizlerle birlikte Creo 7.0 yeniliklerinden Multi Body Design ile ilgili detayları birlikte inceleyeceğiz. Öncelikle Multi Body Design ne demek? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Multi Body Design parça içerisinde parçaların tasarımına imkan sağlayan bir yapı. Biz bunlara body tasarım diyoruz. En başta bir body'miz bulunuyor. Bu body'nin altında da alt body'ler oluyor. Bunlara nesne de diyebiliriz. Bu şekilde parça içerisinde bu body'lerle alt parçaların tasarımı yapılabiliyor. Uyguladıkça bunların detaylarını daha net anlayacağız. Şimdi sağladığı faydalardan biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi multi body design'a geçtiğimiz zaman gelişmiş tasarım araçlarında birçok iş akışlarımız kolaylaşmış olacak. Örneğin generative design'la çalışırken girdilerin, tanımlamaların, çıktıların iş akışları oldukça kolaylaşmış oluyor. Farklı geometri tiplerini rahatlıkla kullanabiliyoruz. Simülasyon odaklı çalışırken örneğin bir CFD analizi yani akış analizi yapacağımız zaman ortam şartlarını tanımlarken bir iç hacim belirlemek için çok kolay bir şekilde çalışmalar yapabiliyoruz. Bunların tanımlanması, optimize edilmesi oldukça kolay oluyor. Ayrıyeten additive manufacturing dediğimiz katmanlı imalat için yine malzeme tanımlaması, farklı farklı malzemelere sahip olan yapılar için bunlar oldukça kolay hale getiriliyor ve bu latis dediğimiz kafes yapıların oluşturulması kolaylaştığı gibi buradaki geometriyi oluşturan parametreler de daha etkin hale gelmiş oluyor. Bunun haricinde mesela birden fazla farklı malzemeye sahip modellerimiz olduğunu düşünelim. Örneğin bir enjeksiyon kalıbı. Burada çalışmalar çok daha kolay hale geliyor. Tek bir parça içerisinde farklı farklı nesneleri tanımlayabiliyoruz. Aynı şekilde farklı malzemeli katmanlı imalat parçaları da bu şekilde tasarlanabiliyor. Küçük montajlarda referans karmaşıklıkları azaltılıyor. İşte master modelle çalışma çok daha kolay hale geliyor. Bu sayede ilişkiler kolay bir şekilde ve esnek bir şekilde yönetilebiliyor. Ayrıca yine küçük montajlar için dışarıdan alınan referanslar veya circular referans dediğimiz loop oluşturan, bir döngü oluşturan referanslardan da kaçınmış oluyoruz. Bunlar azalıyor ve verimliliğimiz artmış oluyor. Aynı şekilde geometrik görüntülemelerde sağladığı avantajlar mevcut. Katı ve yüzey modelleme arasındaki geçiş ihtiyacı oldukça azalıyor. Boolean, split gibi araçlarla hızlıca body'ler oluşturulup çalışmalar kolaylaştırılıyor. Ve diğer CAD sistemleriyle daha kolay data alışverişi sağlanmış oluyor. Şimdi sağladığı avantajlar da bunlar. Kullanıldığı yerlere bakacak olursak işte parça tasarımından tutun işte additive manufacturing'e, sheet metal'e birçok alana hitap eden kullanım detayları bulunmakta. Bu kolaylıklar sayesinde verimlilik sağlayabiliyoruz. Şimdi şöyle başlıklardan biraz bahsedeceğim, sonra uygulamalı olarak devam edeceğim. Önceki ilk başlığımız mesela bir part tasarımı. Genel olarak nasıl çalışılıyor? Ondan bahsetmek istiyorum. Bakın şu şekilde düzlemlere çizilmiş skeçlerimiz var. Hemen sağ alt köşeden Sketch Region moduna geliyoruz. Ve seçim mantığıyla bakın şu şekilde temas ettiği yerleri seçebilmiş oluyoruz. Bu şekilde kolaylaşıyor. Veya içerisinde kalanını seçsin gibi seçenekler var. İhtiyacınıza uygun olan şekilde seçiminizi yaptıktan sonra sağ tuşla açılan mini toolbar'dan ekstrudumu gerçekleştiriyorum. Buradan da ölçümü giriyorum.
Okey diyorum. Yine aynı şekilde kontrolü kullanarak çalışmak da mümkün. Şekilde çalışmalarımızı yapabiliyoruz. Mesela burayı tamamladım. Burası ekstra bir şey tanımlamadığım sürece bir body, bir parça aslında. Yeni body'leri eklemek için şu şekilde seçimimi yaptıktan sonra extrude diyorum. Yani değerimi giriyorum. Şu an ikisi tek bir body. Ben bu body'yi ayırmak istediğim zaman yapmam gereken hemen body options'a kliklemek ve buradan açılan menüden create new body demek. Gördüğünüz gibi ikinci body'm de oluşmuş oldu. Bu şekilde body'leri görebiliyorsunuz. Ve çalışmaya devam etmek istiyorum. Şu an yıldız hangisindeyse o aktif oluyor ve çalışmalar oraya dahil ediliyor. Örneğin şuradaki parçamı seçiyorum şu şekilde. Daha doğrusu skeçimi seçiyorum. Extrude diyorum. Şekilde devam ediyorum. Body 1'e geri dönmek istiyorsan parçayı seçip buradan aktif demem yeterli. Ve daha sonra buradan işlemi devam ettiriyorum. Değerimi şu şekilde girerek düzenlememi yapıyorum. Bu şekilde aslında body çalışmış oldum. Şuradan da seçerek mesela üçüncü bir body'ye ihtiyaç duyuyorsam hemen buradan body option'dan create new body diyorum. Buradan değerimi giriyorum. Mesela 5 dedim bu yönde. Sağ tuşa klikleyip Size 2 diyorum ve onun değerine de 20 diyorum. Yeni body dediğim için bakın bu şekilde oluşmuş oldu. Bakın sketchlerden body'lerimi elde etmiş oldum. Bunların isimlerini de değiştirmek mümkün. Şuradan rename diyorum. Buradan main diyorum. Buraya geliyorum. Wall diyorum. Buraya da pin ismini veriyorum. Bu şekilde body çalışmış oldum. Eğer bir ağırlık hesaplaması, işte bir bomb table alma durumunda dışarıda bırakılmasını istediğim parça varsa bunu seçip set as construction demem yeterli. Bu direkt dışında bırakılmış oluyor. Tekrardan bunu aktif hale getirmek istersem unset as construction'a kliklemem yeterli. Bu şekilde çalışmamı sağlıyorum. Şimdi başka bir örneğimize geçeceğim. Yine parçayla çalışır gibi çalışacağım. Burada ise Boolean operation'ları kullanarak split body'leri de kullanabilirsiniz. Body'lerin pattern edilmesi gibi araçları da kullanarak çalışmak mümkün. Onunla ilgili bir örnek göstereceğim. Böyle bir modelimiz karşımıza geliyor. Şu an tek bir body'ye sahip. Ben burada çalışmaya başlıyorum. Buradan extrude diyorum. Şuradaki düzlemi seçiyorum. Daha sonra buradan rectangle'a geliyorum. Daha sonra dimension'a gelip buradan seçimlerimi yapıyorum. Değerimi giriyorum. Şu anda yaptığım işlemler aynı parça üzerinde çalışmaya yönelik. Şuradan şu simetrik yapıyorum. Bakın verdiği sonuç da zaten onu parçaya ekleyecek şekilde bir sonuç. Değerini şuradan 50 olarak giriyorum. Buradan Body Options'a geldiğimde Create New Body demem yeterli. Bakın buradan yeni parçamı oluşturdum. Gelip şuradaki edge'leri seçerek bunlara round atıyorum. Round değerimi de 0,25 yapıyorum. Şimdi buraya yeni body'm gelmiş oldu. Bu body'yi
Şuradaki extrude ve round 4'ü grup yaparak çoğaltacağım. Pattern diyorum. Direction pattern hangi yönde? Şu site yönünde. Yönümü buradan okla çeviriyorum. Boşluğu ayarlıyorum. 4 adetini de 14 olarak giriyorum. Okey dediğimde bu şekilde pattern'ımı yapmış oldum. Şimdi burada boolean operation'lar veya split body'leri kullanmak mümkün. Öncelikle split body'yi kullanacağım. Split body'yi kullanmayalım. Boolean operation'la devam edelim. Kesişimini alacağım. Intersect diyeceğim. Bu gövdeyle kesişimini alıyorum. Keep body'si kliklediğimde şu şekilde bakın geriye geometriler kalıyor. Ama iç içe gömülmüş durumda. Yine boolean operation'a geliyorum. Bu sefer subtract diyorum. Sarı parçadan şu kalan kısmı subtract yap diyorum. Bakın onu ondan subtract yaptı. Keep body'yi işaretleyerek de kalmasını sağlıyorum. Bakın şu şekilde bir tasarıma dönüştürmüş olduk. Çok kolay, hızlı bir şekilde işlemlerimizi rahatlıkla gerçekleştirebiliyoruz. Tek parçayla çalışır gibi iki parça olmuş oldu. Buradan bunu göster gösterme diyerek de görmeniz mümkün. Bu şekilde ayarlamalar yapabiliyoruz. Soruları en son kısma bırakacağım. Örneklerimizi zenginleştireceğim. Mesela bir kalıp tasarımı yapıyorsunuz diyelim. Şurada mesela bir rezistans için boşaltma yapacağız ve geometrisi oluşacak. Yine parça mantığıyla devam ediyorum burada. Buradan sweep diyorum. Yolu seçiyorum. Sketch'e geliyorum. Buradan circle diyorum. Çapını 2 olarak giriyorum. Okey diyorum. Bakın şu anda katı olduğu için katıya temas ettiği yerde bitiriyor. Hemen buradan Body Options'tan Create New Body diyorum. Okey dediğimde body ayrılmış oldu ama iç içe geçmiş oluyor. Hemen buradan ne yapıyoruz? Boolean Operation'dan Subtract diyoruz. Şu body'den bu body'yi Subtract yap. Ama keep body yani body'leri koruyacak şekilde bunu gerçekleştir diyorum. Bakın içerisine direkt bunu dahil etti. Şimdi body'lerime baktığımda buradan bunu gizle dediğimde ona uygun şekilde geometrinin boşaltıldığını görebiliyoruz. Mesela şuradan da main body'yi tekrar aktif hale getireyim. Şu yüzeyi seçiyorum. Shift'e basılı tutarak şu yüzeyi de seçtiğim zaman içeride kalan yüzeyleri almış oldum. Copy, paste diyorum ve burada yüzeyleri yapıştırmış oldum. Daha sonra burayı fill ile dolduracağım. Fill diyorum. Yüzeyimi seçiyorum. Project'e gelip chain diyerek iki komşu kenarı seçiyorum. Exit diyorum. Eğer istemeseydim next'te diğer seçenekleri görebilirdim. Okey diyorum. Loop'umu tamamlıyorum. Bakın. Şimdi copy'leri, copy 1 ve fill 2'yi seçip merge yapıyorum. Ve buradan Solidify'a geldiğimde Solidify altında da yine bize neyi sunuyor? Body option'ı sunuyor. Create new body diyorum. Bakın. Yeni parçamız da hazır olmuş oldu. Birinci body, ikinci body ve üçüncü body. Bu da ana body olarak adlandırılıyor. Bu şekilde çalışmalarımızı yapabiliyoruz. Yine parça tasarımında kullanılacak. Yani parça tasarlar gibi montaj tasarımlarını gerçekleştirebiliyoruz bu sayede. Multibody ile çalışırken flexible modeling yeteneklerini de kullanabiliyoruz. Yani birbirinden farklı nesneleri birlikte düzenleyebiliyoruz. Şimdi onunla ilgili bir örnek gerçekleştireceğim. Flexible modeling ile ilgili. Bunları kapatıyorum. Bakın burada bir
birbirinden bağımsız nesnelerimiz aslında aynı body içerisinde. Bakın şu şekilde gizleyip açabiliyoruz bu nesnelerimizi. Bunları birlikte düzenlememiz mümkün. Flexible Modeling tabına geliyoruz. Bakın şuradaki iç yüzeyleri seçiyorum kontrole basılı tutarak. Şuradaki iç yüzeyleri de seçiyorum. Ayrıca de şuradaki dış çapları seçiyorum ve Move diyorum. Move dedikten sonra Move için bir yüzey seçiyorum. Bakın mesafesini buradan ayarlıyorum. Ne kadar olacak? 10 birim olacak diyorum. Burada tanjantlığı korusun diyorum. Bakın geometrim hemen değişiyor. Tanjant olacak şekilde. Okey demem yeterli. Bakın iki body'yi birlikte düzenleme imkanına sahip oldum. Yani şu şekilde seçim araçlarıyla da seçim içerisinde kalan yerleri belirlemek ve düzenlemek de mümkün. Veya şuradaki iki tane iç geometrim var diyelim. Bu geometriyi seçiyorum. Ve buradan offset diyerek her ikisini de bakın aynı anda küçültebiliyor veya büyütebiliyorsunuz. Bakın şöyle büyüttüm. Her ikisi de aynı değerde büyüyüp küçülebiliyor. Flexible modeling yeteneklerini de bu şekilde rahatlıkla kullanabiliyoruz. Evet, şimdi başka bir özelliğimize daha devam edelim. Additive Manufacturing katmanlı imalatta da bu rahatlıkla kullanılıyor. Burada sağladığı avantaj şu. Latis yapının nereye uygulanacağını body olarak ayırabiliyoruz ve çok kolay bir şekilde tanımlamaları gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi onunla ilgili bir örneğimizi gerçekleştireceğim. Burada tek bir body'ye sahip yapı var. Buradan extrude'da yüzey oluşturuyoruz. Yüzeyimizi oluşturduktan sonra split body ile bu body'mi şuradaki yüzeyle ayır diyorum. Seçimleri yaptıktan sonra bakın body'lerim burada yer almış oldu. Bunun da ismini mesela değiştirmek istiyorsam ismini değiştirebiliyorum rahatlıkla. Artık iki body'ye dönmüş oldu. Şimdi Lattice'e geliyorum. Lattice'e geldikten sonra buradan Lattice Type'ımı seçiyorum. Formula Driver'ını seçtikten sonra Lattice Region'dan Replace Body with Lattice diyorum. Hangi body ile? Buradaki body. Bakın body seçeneği bunun içerisine gelmiş oluyor. İsmini verdiğim body'yi seçmiş oldu. Pozisyon için koordinat sistemlerini açıyorum. Lattice'in koordinat sistemiyle body'nin koordinat sistemini seçip konumlandırıyorum. Ve thickness vereceğim. 0,5 birim her yönden thickness bırakmasını istiyorum. Cell type'da burada değerler var. Bunlara dokunmuyorum. Cell fill'de bunu 0,75'e düşürüyorum. Geometrim ona göre değişiyor. Artık demem gereken şey okey. Okey dedikten sonra geometrimiz oluşuyor. Burada görüntüleme ile ilgili de kolaylıklar var demiştik. Burada body'leri şu şekilde transparanlaştırabiliyoruz. Bakın transparan olarak göster dedikten sonra Lattice ile oluşan geometriyi burada rahatlıkla görebiliyoruz. Hızlı ve pratik bir şekilde oluşuyor. İstediğimiz alanı rahatlıkla yönetebiliyoruz. Bu şekilde çalışmaya imkan sağlıyor. Buradan da bu Lattice yapımızı oluşturmuş olduk. Simülasyonda bunları rahatlıkla kullanabiliyoruz.
body'leri kullanabiliyoruz, alabiliyoruz. Yani body artık birçok alanda rahatlıkla kullanılabilir durumda. Bir örneğimizi açalım, bir parça gibi. Fakat baktığımızda body'lerimiz var. Burada hacim olarak yine solidify yapılarak ayrılmış bir geometri. Mesela burada da şu işlemi yapalım. Flexible modeling'e geldiğimde filtrelerde body seçeneğini göreceğiz. Bu body'yi seçiyorum. Move diyorum. Şu yüzeyde yukarıya doğru 1,5 birim. Bunu move diyorum. View tabından buradan transparanlığı arttırırsak. Bakın şunu taşıdım. Güncellemesi için bu move'u body subtract'ın üstüne çekmem yeterli. Bakın şu şekilde güncellemesini yaptı. Şimdi application'dan flow analize gelirsek projemizi oluşturuyoruz. Buradan simulation domain'i seç diyorum. Akış domainini seçeceğim diyorum. Sağ alt köşede ne var? Body'ler var. Buradan sağ tuşa bas çeklerle istediğimiz body'yi seçip okey dememiz yeterli. Bakın buradaki o body'yi aldığını görüyoruz. Ve artık bunu akış domaini olarak kullanıyor. Değişimi de sağlamış olduk. Bir örneğimizi tamamlayalım. Boundary condition'larla ortamla ilgili tanımlamaları devam ediyorum. Buradan mesela burası tanımlı, şurası var. Fizik tanımlamaları, türbülansı hesaplasın, streamline hesaplasın. Bunları da tanımladıktan sonra şimdi buradan modelle ilgili bu seçmiş olduğum duvar değil. Burası basınç girişi diyorum. Ve değeri de 100 olarak 100 Pascal olacak diyorum. Streamline no diyor burada partial'a. Ben buradan bunu yes'e çevirip değerini de 100 olarak değiştiriyorum. View kısmında da buradan velocity magnitude flow'u istediğimi belirtiyorum. Diğer yüzeyi de yine wall değil. Buradan çıkış olarak kullanacağımı çıkış basıncı olarak tanımlıyorum ve oraya ekstra bir basınç tanımlamıyorum. Sonuçlar kısmında da streamline'a gelip burada görmek istediğim değerin bilgilerini giriyorum. Ve generate mesh diyorum. Ve run dedikten sonra analizimi koşturuyorum. Okey dedi. Buradan streamline'ı seçiyorum. Flow'u kapat diyorum. Şey body'yi. Flow analiz body'yi kapat diyorum. Bu şekilde analizi görüyorum. Şuradan refresh diyerek sonuçları da görebiliriz. Hızları bu şekilde görmeniz mümkün oluyor. Bu şekilde de body'leri analiz içerisinde de kullanabiliyoruz. Generative Design'da da yine body'leri kullanabiliyoruz. Bunlar oldukça pratiklik sağlıyor. Hem geçişlerde hem hesaplamalarda kolaylıklar sağlıyor. Şu an bir örnek video üzerinden göstereceğim. İlerleyen dönemlerde bu özellikler daha etkin olarak devreye girmiş olacak. Generative Design, topoloji optimizasyonla simülasyonun birleşerek, bu özelliklerin birleşerek ihtiyacınıza uygun, hedeflere uygun olan geometride tasarımın otomatik olarak yapılmasını sağlayan bir araç. Tabi burada işte analiz gibi, topoloji optimizasyonu gibi araçlar birlikte kullanılıyor. Üzerine gelen yüklerin tanımlanması,
mesnetlerin tanımlanması, işte geometride ki limitlerinizin verilmesi gibi durumlar var. Hangi hacmin generatif dizayna maruz kalacağı ve geometrilerin ona göre belirleneceği tanımlamalara bağlı. Bunları yaptıktan sonra sonuçlara bakabiliriz ve oluşan geometrileri kullanabiliriz. Bakın burada body çalışmada da bunları rahatlıkla yapabiliyoruz. Evet, bu şekilde kullanabiliyoruz. Multi materyale sahip parçaları da tasarlamak oldukça kolay oluyor. Ve bunları tasarladıktan sonra bunların teknik resimde kullanımları da oldukça pratik bir şekilde sağlanıyor. Şimdi onunla ilgili örneğimizi gösterelim. Şu pencereyi biraz daraltayım. Bakın teknik resmimiz burada hazır. Bakın burada kesit alınmış ama body yapısında. Hemen buradan gelip bu tarama çizgilerine çift kliklediğinizde menüden bakın artık body seçeneği var. Bu body seçeneğine gelip buradan hangi geometri yapısına müdahale etmek istiyorsanız onu belirleyebiliyorsunuz. Mesela buradan bunu seçiyorum. Boşluğumu ayarlayabilirim. Bakın burası fill'di. Bunu hatch'e çevirdim. Next diyorum. Buradaki yapıyı da scale'e buradan daha da sıklaştırıyorum. Done demem yeterli. Bu şekilde tarama çizgileriyle de çalışabiliyoruz. Bunları yönetebiliyoruz. Sıklıklarını ayarlayabiliyoruz. Ayrıca burada bakın body'lerimiz var. Ana body ve alttaki body'ler. Bunların listelenmesi mümkün artık çünkü table'larda body'lerle ilgili yapılarda mevcut. Buradan hazırlamış olduğumuz bir tabloyu rahatlıkla alabiliyoruz. Bu canlı bir tablo azalıp eksildikçe bu listede kendini güncelliyor. Swiss sembol dediğimizde bakın model body name var. Bu şekilde de body'leri destekleyen bir yapı karşımıza çıkıyor. Model. Bakın burada body seçeneği var. Body'nin ismi, parametresi, malzemesi gibi bilgileri de buraya çekmek mümkün. Bu sayede body'lerin de BOM'unu rahatlıkla alabiliyoruz. Bu şekilde kullanabiliyoruz. Multi body'yi de. Master model metodolojisini rahatlıkla kullanabiliyoruz. Bu sayede referansların yönetilmesi ve düzenlenmesi oldukça kolay ve esnek bir hale geliyor. Tabii çok büyük montajlarda değil, küçük montajlarda bu belli avantajlar sağlıyor bize. Rahatlıkla bunları kullanabiliyoruz. Örneğimizde bunu tamamlayalım. Bakın tek bir parçamız var. Bu bizim master'ımız gibi düşünelim. Burada da sketch'imiz var. Sketch 3'ümüzü kullanacağım. Extrude diyorum. Yönünü ayarlıyorum. Solid diyorum. Thickness diyorum. Ve remove material'la kesiyorum. Şekilde kesmeyi tamamladım. Hala tek bir body'miz var. Buradan split body ile volume'ü seçiyorum. Ve volüm için yüzeye klikliyorum şuradan ve OK diyorum. Artık iki body'm olmuş oldu. Bunun da ismini mesela ayırabilirim artık. Şekilde iki body'm olmuş oldu. Hatta şöyle yapalım. Gizleyelim. Gizleyip bunu görünür hale getirelim. Bu şekilde artık iki body'ye dönüştüğünü rahatlıkla
görebilirsiniz. Metal'de de multi body design desteği var. Şimdi bunun kullanılabildiği yerler işte copy geometriler, merge inheritance'lar. Nasıl kullanılıyor onu gösterelim şimdi. Böyle bir saç metalimiz var. Bunun içerisinde de şurada bir parçamız olmasını istiyoruz. Hemen copy geometriye geliyoruz. Buradan Browse'a tıklıyorum. Buradan içerisine alınmasını istediğim parçayı seçiyorum. Koordinat sistemlerine göre yerleştireceğim diyorum. Şunlara göre yerleştir. OK diyorum. Referans kısmında body seçeneği var artık. Buradan gelip bunu body olarak algıla diyorum. Bunu ayrı bir body yapacak ve OK dediğimde bakın artık bodylerimiz kullanılıyor. Saç metal bodysi bu da diğer parçamızın bodysi. Bu sayede sheet metal içerisinde bodyleri de kullanma imkanına sahip oluyoruz. Alışverişinde de yine Multi body desteği mevcut. Şimdi burada yapmamız gereken şey şu. File Options'tan Data Exchange'e geliyoruz ve hangi data ile çalışacaksak onun ayarlarına geliyoruz. Buradan ATB'yi kapatmamız gerekiyor. İleriki dönemlerde bunlar da olacak. Import Multi Body'si işaretliyoruz. Ve bunu Save Profile deyip bir isim veriyoruz. Daha sonra bunu seçiyoruz. Ve Export Configuration'da kaydediyoruz. Artık bir SolidWorks datası mesela bunu aç dediğimizde o ayarlarla açacak. Ve bakın body'leri desteklediğini burada rahatlıkla görebilirsiniz. Bu parçayı body mantığında aç da buradan istediklerimizi body mantığı içerisinde rahatlıkla kullanabiliriz. Bunu diğer bütün data exchange'ler için de ayarlamak mümkün olacaktır. Model check'te artık body tasarımını destekliyor. İşte malzeme bilgisi, body infosu gibi bilgilere ulaşmamız mümkün oluyor. Onları göstereceğim. Bir de winchil ve görüntülemede de multi body desteği devreye girmiş oluyor. Creo 6.1 veya üzeri Creo View için geçerli. Onlar desteklemektedir. Şimdi o yapımızı da gösterelim. Model çekteki desteğimize. Şöyle parçamızı açtık diyelim. File'dan Options'a geliyoruz. Buradan Environment'dan Model çeke geliyoruz. Check Files'dan Default çeke geliyorum. Information'da bakın body info bunu işaretleyip hangi ortamlarda çalışmasını istiyorsanız yes yapıyorsunuz. Ben hepsine yes dedim. Buradan mesela yine multi body model durumunu kontrol etmesini istiyorsak bunu işaretliyoruz. Bunları da her ortamda çalışacak şekilde tanımladım. Apply deyip okey diyebilirsiniz. Kaydedecektir. Daha sonra file'dan model check interactive klikleyeceğiniz zaman model çekimiz devreye girecek, çalışacak ve kontrolünü yapıp bize information kısmında da bu bilgileri verecek. Bakın body information bir tanesi ana body, diğerleri diğer alt body'lerimiz.
Burada body yapısı var olduğu için yes, eğer tek bir body olsaydı burada multi body yerine no yazacaktı. Olduğu için yes yazıyor. Evet. Benim bu konularla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Sorularınız varsa onları almak isterim.